Merhaba arkadaşlar, bu uygulamamızda bir tablonun yaratılmasını ele alacağız. Arkadaşlar, veri tabanımızı oluşturduktan sonra tabii ki ihtiyacımıza göre tasarımı yapılmış, normalizasyonu yapılmış, yani belli sayıda tabloya karar vereceğiz ve her bir tabloda bulunacak alanları, kolonları, işte adları ve özellikle veri tipleri bakımından da arkadaşlar analizini yaparak, hazırlığını yaparak daha sonra da burada gelip oluşturulmasını yapacağız. Şimdi tablo yaratırken tabii ki işte veri tabanımızda yani stüdyo üzerinde sağ tık New Table diyerek ve tablonun alanlarını arkadaşlar burada kodu, adı vesaire yazarak oluşturabiliriz. Bir problem yok. Save ederiz. Ancak biz bu çalışmamızda tablolarımızı daha sonra da biliyorsunuz çok deyimleri kullanacağız. Kodla oluşturmaya çalışalım. Örneğin cari sabit table'ımız var. Şöyle parantez açıyorum ben. Tek tek alanlarına giriyoruz. ID alanımız var. Cari ID alanımız. En var char. Elli sanıyorum. Ünvan cari tür, biliyorsunuz cari hesabı alıcı satıcı gibi tür var. Sanıyorum kısa bir şey, yani 10 karakter yeterli. Fazla oldu. Adresi, ili, ilçesi var. Kısaca hemen burada yazıyorum. O zaman biz şunu şöyle kopyalarsak bizim için daha kolay olacak. Tabi bu da desimal, sayısal alanlar desimal, nümerik, integer olabilir. Buradaki amacımız kuruşlu olduğu için böyle ifade ediyoruz. Evet, tablomuzu create deyimiyle yarattık. Aynı şekilde arkadaşlar bir de cahal tablomuz var. Belge numaramız, bir evrak numarası biliyorsunuz. Envarçı olarak belirlemişiz. Cari kodu, orada kullandığımız cari kod envarçı 50 idi. İşlem numarası integer. Tutar desimal. Evet, başka ne kaldı? Açıklama. Evet, bunu da oluşturayım arkadaşlar. Bir şeyi atladık. Bu identity alan olacak. Hemen onu buradan yerine koyalım. Dizaynına gidelim. Böyle dizayn ediyorduk. İşlem numarası artacak bir alan. Onu buradan geliyoruz. Identity seçiyoruz. Yani bu alana biz veri girmeyeceğiz. Bu alan birden başlayarak sırayla artarak devam edecek. Evet, iki table'ımızı oluşturduk. Tabi bir de yine atladığımız bir şey vardı. Cari ID'miz primary key olacak arkadaşlar. Bu tür tabloda primary key'e ihtiyacımız var. Cari hareket için key tanımlamadım. Tanımlayabiliriz.
Yalnız tek başına cari kod burada olmaz. Ortak çok kod girilecek. Aynı kişiye ilişkin çok tarih girilecek. Belki komple bir seçim ancak çok alan seçimi böyle. Çünkü primary key dediğimiz zaman unique olması lazım. Tarih diyemeyiz çünkü aynı tarihte çok sayıda veri girecek. Sadece belge numarası olabilir. Ancak o da tekrar edecekse böyle çoklu bir seçim de birleşik alanlarda primary key olabilir. Peki primary key'yi belirledik. Şimdi aralarındaki ilişkiyi oluşturalım. Onun için diyagram bölümüne gidiyoruz. Tabloyu ele alıyoruz. İki tabloyu. Biliyorsunuz ilişki one to many ilişki olacak. Cari sabit bir tane, n tane cari hareket. Bu alanın buradaki foreign key'ye kesinlikle burada primary key, yani tek başına bu olmayacaktı. Komplike bir primary key seçtik. Birebir primary key olsa zaten one to one ilişki olur. Bir taneye karşılık n tane kod gelecek. Bunun key olması burada zorunlu değil. Sadece primary key'in bir parçası. O da buradaki unique kaydı elde etmek için ekledik. Tek başına belge numarası da buranın key olabilirdi. Ama bizim ilişkimiz bununla cari kod alanı arasında kurulacak. Diğerleri bizi ilgilendirmiyor. Arkadaşlar bunun da key olması sorun değil. Sadece tablo bakımından key'in bir parçası oldu. Evet. Böylelikle ilişkiyi, one to many ilişkiyi de kurmuş olduk. Hazırlığımız buranın primary key olması, buranın da key olmayan bir alan ya da bunun aynı özelliğiyle buradaki şeyleri içeren, buradaki cari kodu temsilen, cari ID temsilen bulunan foreign key alanıyla arkadaşlar ilişkiyi oluşturduk. Evet arkadaşlar, gerektiğinde buradan silebileceğiz. Gerektiğinde ilişkinin özelliklerini buradan düzenleyebileceğiz. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.